Sevgili canlarım, cananlarım. Pazar günü çekiyoruz bu videoyu. Zamanı tanımlamak çok önemli. Çünkü yine Suriye hakkında konuşacağım. Sırf ekonomi konuşmak istiyorum ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki siyasetle ekonomiyi ayırmanın imkanı kalmadı. Amerika'da Trump var. Artık Trump belirsizliği diye yeni bir terim icat edildi. Ne yapacağı hiç belli değil. Trump belirsizliği yüzünden dünya ekonomisi korkudan titriyor. Türkiye'de de tabii ki başkanımız Erdoğan var. Ve başkanımız Erdoğan Suriye'de güvenli bölge istiyor. Bunun meşru sebepleri var. Bakın Suriye'nin batısında can düşmanımız Esad. Doğusunda da PKK'nın karbon kopyası olan YPG, PYD var. Defalarca Suriye'den çekilemeyiz. İşte o zaman bir beka te tehdidi oluşur dedim. Cuma günü Pentagon 300 tır daha silah sevk etti PG ve Erdoğan'ın sabrı taştı. Kızılcahamam kampında hazırlıklarımız tamam bir iki gün içinde Suriye'ye girip güvenli bölgeyi biz oluşturacağız dedi. Şimdi haksızsın diyemiyorum. Belki bu işleri halletmenin başka yolları, daha barışçıl yolları da vardı ama o konumuz değil. PKK bir anda PKK bir anda Esad'ın hükmettiği bir Suriye bizi boğar. Yani Orta ile bütün ilişkimiz kesilir ve Türkiye en azından güney vilayetleri bir terör yuvası haline gelir. O yüzden bu kararı sorgulamıyorum. Bu kararın Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzeydoğu Suriye'ye girmesini bir fakt, bir, bir done olarak kabul ediyorum. Sorgulamıyorum. Sadece bunun piyasalarda yaratacağı yansıma ve ekonomiye maliyetini tartışacağım. Piyasalardan başlamak lazım. Çünkü muhtemelen ekonomiye yansımaları da piyasalar üzerinden gerçekleşecek. Önce ilk grafiğimize bakalım. Bloomberg'den kopyaladım. Fırat'ın doğusunda böyle çizgilerle işaretlenmiş bölge. Erdoğan'ın oluşturmak istediği güvenli bölge. Sol tarafa baktığınızda da Afrin ve Elbap bölgesini göreceksiniz. Bu yeni güvenli bölge her ikisinden de büyük. Ve Erdoğan oraya 1 milyon belki daha aşağıya daha zora yani güney sınırına kadar inerse Suriye'nin 2 milyon Suriyeli mülteci yerleştirmek istiyor. Şimdi tabi yani Kürtler buna müsaade etmez. Zaten Reuters'a açıklama yapan bir SDF onların üst örgütün temsilcisi girerse savaş olur dedi. Afrin'de direnmediler. Burada direnecekler. Çünkü burada çok büyük nüfus yoğunluğu var ve PKK'da Gara Dağları'nda neresiyse örgütlenmiş durumda. Ama ondan daha önemlisi Trump belki ses çıkarmaz çünkü aziz süreciyle meşgul. bekli bilmiyorum bilmiyor öyle ne olup bittiğini ama ben kongrenin çok sert tepki göstereceğini düşünüyorum. Eğer kongre neden bir yaptırım tehdidini basına sızdırırsa 2018 Ağustos'unda Ray Brunson zamanında ne olduysa piyasalarda onu görürüz. İşte Dolar 7.23'ten dönmüştü. Yine öyle bir şeyler olur. Daily Sabah'ın Wall Street Journal'dan verdiği bir haber var. O, o makale yayınlanmış. Yani bunu teyit edebiliyorum. Ama içeriğini okumadım. Beyaz Saray ya Türkler girerse askerimiz çekmekten başka hiçbir çaremiz yok demiş. Bu da doğru olabilir. İnkar etmiyorum. Ama Beyaz Saray'ın ne söyleyeceğim miyim değil. Kongre Beyaz Saray'ı bypass edip <laughs> yaptırım kararı alabilir. Bu en kötü senaryo. Bu durumda hakikaten Türkiye'de oyun biter. Çünkü geçen sefer o 2-3 hafta 7'lerde dalgalanan dolar TL'nin sonucunda oluşan enflasyonu daha ancak bertaraf edebiliyoruz. Şirketlerin bilançolarında oluşan hasarı da daha bertaraf edemedik. Bakın BDDK daha yeni batık kredileri yazdırabildi bankalara. Böyle bir şey olmadığını farz edelim. Belki değil sabah haklı. Kongrede bir ses çıkartmayacak inşallah. O zaman eee yerli yatırımcının tepkisini düşünmek zorundayız. Bir grafik daha koydum. Geçen hafta bireyler ve şirketler 1 milyar dolar daha e, döviz aldılar ve rekora gittik. Ciddi bir endişe var. Tabii savaş özellikle can kaybı olursa, Kürtler ciddi bir şekilde dirilirse e, vatandaşı tedirginliğe sokar. Başka nedenlerden tedirginliğe sokar. Onları açıklayacağım. Bu durumda mevduatın TL'den dövize dönmesi yanında mevduatın bankalardan çekilip kasalara konulması veyahut yastık altına konulması yani elde ve nakitte tutulması ihtimaline karşı da hazırlıklı olmayız, olmalıyız. Eğer güvenli belge oluşturmanın savaş aşaması uzun sürerse bu tehditler de yükselir. Tabii bu arada PKK'nın terör operasyonları Asad'ın bu işin içine karışması gibi olasılıkları da göz ardı etmemeliyiz. Şimdi gelelim buradan işin ekonomik boyutuna. Erdoğan bu bölgeye bir, bir buçuk milyon Suriyeli yerleştirmenin, onları iskan etmenin, yeni kentler kurulacak, tarım fırsatları yaratılacak falan bunlar çok güzel planlar. Bunun maliyeti 29-30 milyar dolar kadar ve bunu yabancı donörlerin finanse edeceğini söylüyor. Kimse bunu yapmaz. İki nedeni var. Birincisi yerleştireceğin Suriyeliler o bölgeden değil. Yani bu Birleşmiş Milletler kurallarına aykırı. Ancak Birleşmiş Milletler Asamblesi veyahut da Güvenlik Konseyi böyle bir karar çıkartırsa belki birileri yardım eder. Ama en azından birkaç yıldığına oraya yerleştireceğiniz kişilerin bütün maliyetini siz ödeyeceksiniz. Ee, ikincisi i̇kincisi Suriyeliler gitmek ister mi? Gitmez, gitmek istemezlerse ne yapacaksınız? Zorla mı göndereceksiniz? Üçüncüsü bu insanlar oradaki Kürtlerle kaynaşabilir mi yoksa her gün kavga mı çıkar? Bu 29 milyarın ne kadarını Türkiye ödeyecek? Yani bakıyoruz işte oraya koydum grafiğini. Türkiye'nin dış borç milli gelir oranı %65 ile bizim açık yani bizim gibi tek B Kredi notu taşıyan bir ülke için çok yüksek. Bu bir maliyet. İkincisi bakın arkadaşlar yani o bölgede nüfusu 1,5-2 milyon arası tahmin ediyorum. Kimse net olarak bilmiyor. Ee, ve bunlar bizden pek hoşlanmayan Kürtler ya da işte Arap aşiretleri. Eminim bir kısmı Türkiye'ye alkışlarda karşılayacaklar ama e, Kürtlerin bu şekilde karşılayacağını pek tahmin etmiyorum. Afrin'de çok tatsız olaylar oluyor. E şimdi tabii orada asayiş sağlamak, e, olası uyuşmazlıkları barıştırmak Özgür Suriye ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi. Orada kaç asker tutacaksınız? Bunun maliyeti nedir? İşte drone uçuracaksınız, uçak uçuracaksınız, tanklar gezecek. Bunlar nasıl karşılanacak bütçeden? Yani bütçe açıklarını da size söyledim. Gerçek bütçe açığı, IMF tanımlı yıllık milli gelirin %5'ine varacak durumda. Sayın Berat Albayrak gelecek sene bunu milli gelirin %2.9'unda tutmak için zaten ciddi tasarruf tedbirleri öneriyor. bir de bunların üstüne bu harcamalar gelirse o tasarruf önlemleri daha da derinleşecek ve Türkiye çok ağır bir acı çekecek. Yapılacak olan askeri harekat bence meşrudur. Başka yolları da vardı ama dediğim gibi o konumuz değil. Türkiye bir anlamda bunları yapmaya zorlandı. Ama bunun ekonomik maliyetini bütün vatandaşlar ödeyecekler. Umarım son anda Trump'la Erdoğan bir konuşma yapar ve Trump ikna edilir. Türkiye'nin istediklerini verme ya da Kürtler ikna edilir. PKK'yı aralarından çıkartmaya barışçıl bir çözüm bulunur. Aksi halde bizi ekonomik olarak çok zor bir kış bekliyor. Ve en kötü senaryo olan dolarda yine ani bir zıplama ve yalnız piyasaları değil Türk özel sektörünü ağır bir zelzeleye tabi tutabilecek bir şoka karşı da hazırlıklı olmalıyız. En azından gözlemde olmalıyız. Sevgili arkadaşlar ve tatsız bir video ile başladığım için özür dilerim. Sizden ricam İngilizce video çekiyoruz ve çok çaba gösteriyoruz. Altta linki de var. Real Turkey Channel Türkiye hakkında doğru bilgi vermek için yabancı partnerlerinizle, çalıştığınız şirketlerinizle ya da İngilizliğinizi ilerletmek için kullanın. Beğenirseniz üye olun. Ayrıca yanda da soru cevap videolarımız var. Hakikaten ekonomi ve finansta bilgi eksikliği gidermek için çok ciddi bir çaba gösteriyorum. Yani bu benim misyonum. Aynı <laughs> zamanda iyi para kazanıyorum. Eyvallah. Orada da Patreon üzerinden bir dolarlık bağışla sorunuzu sorabilirsiniz. O videoları da bir seyredip beğenirseniz soru sormanızı rica ediyorum. Hürmetlerimle.